Herkese Tuzluca'dan merhabalar. Arkadaşlar, Tuzluca'ya ilk girdiğimiz zaman karşımıza güzel bir kemer çıkıyor. Tuzluca güzel bir kemerle bizi karşılıyor. Bu gördüğümüz yol Tuzluca'nın içine doğru gidiyor. Bakalım Tuzluca'nın içinde neler varmış. Hep beraber görelim. Hadi gidelim. Dostlar, burası tuz mağaralarının olduğu yerler. Şimdi birazdan içine gireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Tuz mağarasına giderken Tekelti Dağı'nı rahatlıkla görebilirsiniz. Tekelti Dağı tırmanışçıların gittiği bir yer. Dağcıların çok ünlü bir yerdir. İnşallah orayı da ziyaret edeceğiz. Buraların çok eski ve tarihi olduğu evlerinden belli. Hala eski evler var burada. Taş örme evler. Burada yaşayan insanlar varsa yorum yapabilir. Ya da burayı bilen varsa yorum atabilir. Bu mahallenin ismi nedir acaba? Bu yol bizi Tuz Mağarası'na götürüyor. Girişler ücretliymiş. Aynen. Selamünaleyküm. Aleyküm, merhaba. Kişi başı ne kadar? Kişi başı 10 TL, yalnız öğrencilere 5 TL alıyoruz. Çocukları almıyorsunuz. Bu küçük kızımıza da almıyoruz. Almıyoruz. İki tane daha küçüğümüz var, ona da almıyoruz. Tamam, onlar da gelsin de biz ona göre. Tamam, burada var. Tamam, onlar gelin, tamam. Hangisi? Şimdi ne oldu? 10-20. Yok, onlar bizden de. Biz isim alalım abi. Serdar Tarhan. Abi, şimdi içeri girdiğimiz zaman Tuz Mağarası'na. Evet. Ne almak, ne yapmak yasak, ne yapmamak yasak. Abi, dışarıda sigara içmek yasak, kabuklu yiyecek yasak. Çünkü yerlere kirletmeyelim. Hastalarımız var içeride. Astım, bronşit, bu tür hastalara birebirdir içeride. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben teşekkür ettim. Arkadaşlar, şöyle bir fiş aldım girerken. 3 tane yetişkin 10 liradan 30 lira. Bir tane de öğrenci olarak kızımı aldım. Diğer çocuklara giriş ücretsiz. Fişimiz de bu. Girişe bu şekilde kemer yapmışlar. Çocuklar beni bıraktı gitti. Kemeri geçtikten sonra hemen giriş var. Ha, güzel de bir yol açmışlar buraya. Tamamen tuzla kaplı olduğu için, hatta bakın girişte. Şurada bakın, dışarıda bile tuzlar var. Tamamen tuz. O yüzden burada bitki yetişmiyor. Şöyle göstereyim size. Bakın, tamamen tuz. Şu bakın, yerlerde şu kayalar var. Kaya gibi görünenler var ya, bunlar tamamen tuzdur. Mesela siyah tuz bunlar. Şöyle bakın, hep tuz. Burası ayrıca Tuz Mağarası'ndan ziyade bir terapi merkezi. Girişte bu şekilde. Keşke burayı da böyle tuzla falan yapsalarmış, daha güzel olurmuş. İçeriden buz gibi hava geliyor. Ziyaretçiler hep burada. Çok mu soğuk içerisi? Soğuk. Buradan. Oo, çok güzel yapmışlar. Işıklandırması falan çok güzel olmuş. Duvarlara baktığımda tamamen tuzdur. Yani toprakla alakalı bir şey yok. Işıklandırmaları da rengarenk yapmışlar. Tam turistik olmuş. Şöyle görüyor musunuz tuzları? Bakın. İnsanın yalayası geliyor ya. Şöyle yönler yapmışlar. Sağ tarafa bir yön gidiyor. Aman Allah'ım, şuraya bakın. Oo, mükemmel. Yalnız bayıldım buraya. Her taraf tuzla çevrili. Böyle göstereyim size. Bakın. Sanki böyle erimiş tuz. Aşağı doğru böyle inmiş yere doğru. Şöyle. Görüyor musunuz? Benim ufaklık Tarzan gibi her yere tırmanıyor.
Şöyle güzel oturma yerleri de yapmışlar. Yorulursan buralarda oturabiliyorsunuz. Burada farklı bir yer daha var. İçerisi kırmızı. Bakalım neymiş burası. Merdiven yapmışlar. Merdivenler ahşaptan. Oo. Anne burası ama giremezsin. Tuzlu su burada toplanmış. Bakın şöyle yukarı doğru çekeyim. Bu tuzlar yukarıdan aşağı damlıyor. Şu an damlarken ben hissedebiliyorum. Koluma falan geliyor. O su burada toplanıyor. Yani bir su göleti olmuş burada. Ve ayrıca buradan yukarı tırmanma yolu da var. Buradan güneşe ulaşabiliriz. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Bir deneyelim. Çocuklar çıkın bakalım yukarı doğru. Hadi çıkalım bakalım ne varmış. Şöyle yukarıdan aşağı bir kuş bakışı göstereyim size. Ayağımı bastığım yer hepsi tuz. Nerenin amca çıkışı daha kolay? Ha, buranın çıkışı. Ha, şuradan mı? Şimdi bu dışarıda da tuzlar var mı? Gördünüz mü siz? Böyle tepeler var. Yağmur vurmuş, toprağı akıtmış, tuzlar çıkmış. Benim çocuklar dağcı gibi tamamen tuz. Zaten renginden de belli. Tuz almak yasak dediler ama herhalde şu kadar tuzdan bir şey olmaz. Şöyle görüyorsunuz. Tamamen tuz yani. Şu an tepeye ulaştık. Biraz daha çıkarsak ne göreceğiz? Oo, aman Allah'ım. Şehir ayaklarımızın altında. Buradan Tekelti Dağı görünüyor. Bütün Tuzluca ayaklarınızın altında. Buraya geldiğiniz zaman. Bizim geldiğimiz yol şurası. Şu yol. Bizim geldiğimiz yol. Şuradan şöyle geldik. Şuradan araçla içeri girdik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dışarıda bile bakın tuz. Tamamen tuz. Görüyor musunuz? Hep tuz. Şimdi tekrar inişe geçelim. Zaten tünel gibi. Fotoğraf çektiren bir abimiz var. Çocukları var şöyle. Bakın. Bunlar tamamen hatıra. Çocukları kaybettik. Çocukları arıyoruz. Yani şöyle burada çocuk kaybolmaz ama tabii anne baba yüreği dayanmıyor. Bizim üçkağıtçılar ne yapmışlar biliyor musunuz? Bakın ta şuraya çıkmışlar. Gördünüz mü? Bakın nereye tırmanmışlar. Hadi in çocuklar aşağı inin aşağı. Astım hastaları geliyor buraya. Geldiğinizde burada kalabiliyorsunuz. Şimdi yatak getirebiliyorsunuz buraya. Yatak, yorgan. Aa burası var ya. Burası küçük değilmiş. Burası büyükmüş. Kaç? İki odam varmış. Ha. Arkadaşlar farklı bir yer yakaladık. Tuzdan yapmışlar değil mi burayı tamamen? Evet. Bakayım bir. Çocuklar içine girdi. Girebilirsiniz ama. Yani içeride çok güzel bir koku var. Eğilin biraz. Çocuklar. Eğilin biraz. Şöyle küçük pencereden çekelim. İçerinin ışıklandırması falan da güzel. Astım hastasıysanız burada bir oda kiralıyorsunuz. Kiraladığınız zaman sabah 9, akşam 5 şeklinde de yapabiliyorsunuz. Yani burada sürekli kalacaksınız diye bir şey yok. Sabah 9'da geldiniz diyelim. Akşam öğleden sonra 3'te, 4'te, 5'te buradan çıkabilirsiniz. Gayet güzel yapmışlar. Tamamen tuzla yapılmış. Ya ben daha önce geldiğimde buraya burada mescit vardı. Daha da geliştirmişler ama benim geldiğim yer bu bölüm değil. Burası değil. Burası yeni hizmete girmiş. Yeni hizmete girdiği için burası benim gittiğim bölüm diğer tarafta kalıyor. Yani buranın aşağısında kalıyor. Oradan oraya araçla da giriyorduk. Ben araçla gireceğimizi zannettim ama tamamen değiştirmişler. Araçla girilmiyor şu an. O araç olan yerde bir tadilat yapıyorlar. Tadilattan dolayı giremiyorsunuz. Şu an burası hizmette. İnşallah orayı da burası gibi kaliteli yaparlar. Burası çok kaliteli olmuş.
Medeniyetler Beşiği'nden aydınlık yarınlara. Burada videoya son verirken arkamda yazdığı gibi Medeniyetler Beşiği'nden aydınlık yarınlara diliyorum. Tekrar görüşmek üzere bir dahaki videoda.